Öğretmene sağlıkta kamu özel ortaklığı yasasını onaylamayın çağrısı yapacak. Mecliste muhabirimiz Savaş Kerimoğlu konuyu CHP İzmir Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Rahmi Aşkın Türeli ile değerlendirecek. Ben şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Siyasetin gündemi bir hayli yoğun ve sıcak başlıklar var. O sıcak başlıklar içerisinde de zaman zaman bazı başlıkları, belki de yüz binleri, milyonları ilgilendiren başlıkları geri plana atmak gibi bir alışkanlık da söz konusu oldu. Yine önemli başlıklar var ama bugün meclis bahçesinde irdeleyeceğimiz başlıklardan birisi kamu özel işbirliğiyle sağlık sektöründe yapılacak bazı adımlar var, yeni düzenlemeler var. Bu konuyla ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı'na çağrısı var. Bu yasayı onaylamayın şeklinde bir çağrı var. Onu da İzmir Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Aşkın Türeli ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Yoğun bir gündem var. Bu gündem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belki de önemli bir çağrısı var. Cumhuriyet Halk Partisi kamu özel işbirliği ile ilgili bu sağlık sektöründeki yeni düzenlemede Cumhurbaşkanı'ndan bir beklentisi var. Bir çağrısı var. Onaylamayın diye. Neden muhalefet ediyor efendim Cumhuriyet Halk Partisi bu yasayı? Evet, teşekkür ederim öncelikle programa çağırdığınız için. Şimdi tabii biz biliyorsunuz bu yasa önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Orada bir alt, kapsamlı alt komisyon görüşmeleri ve sonra üst komisyon görüşmeleri oldu. O arada bakan değişikliği de oldu. Biz hem önceki bakana hem de şimdiki bakana bu konuyu ayrıntılı biçimde muhalefet olarak görüşlerimizi ayrıntılı biçimde ilettik, belirttik. Şimdi bu kamu özel ortaklığı modeli dediğimiz bir model var. Dünyanın değişik ülkelerinde de kısmen uygulanan bir model. Bunun farklı yöntemleri var. Bunun Türkiye'de daha çok şimdiye kadar yap işlet devret ya da yap işlet yöntemleri söz konusuydu. Bu işte sağlıkla ilgili olarak bu hastane yapımına ilişkin ve yenileme de aynı zamanda bunun içinde gelen model yap kirala devret olarak değerlendiriliyor. Eskiden devletin yaptırdığı kamu yatırım programına alınan hastanelere artık ihale açılacak. Bir özel sektör firması yüklenici bunu alacak ve o yapacak. Devlet de ona 30 yıla kadar varan sürelerle, yani genellikle şu ana kadar birkaç gerçekleşme var, 25 yıl ama 30 yıla kadar bir süre tanınmış, kira ödeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna neden karşıyız diye soruyorsunuz. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye bir sosyal devlet. Sosyal devlette de kamu, özellikle sağlık ve eğitim alanında kamu altyapı yatırımlarının devletin yapması gerekiyor. Yani bu alanı özel sektöre bırakarak devlet bu sorumluluktan kurtulamaz. Şimdi AKP döneminin tipik özelliklerinden birisi şu. Kamu yatırımlarının milli gelir içindeki payı azalıyor. Yani bir rakam vereyim isterseniz. 2002 yılında %4.9'muş. 2011 yılında %4.1. 2012'ler henüz gerçekleşmedi ama gene 4.3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani altyapı yatırımlarından kamunun, devletin hızlı bir biçimde çekildiğini görüyoruz. Tabii o zaman özel sektörün bu alanlara girip bu alanları doldurması, bu alandaki boşluğu doldurması gerekiyor. Ama dünyanın her tarafında şu kabul edilir. Özel sektör daha çok dış ticarete konu olan sektör dediğimiz imalat sanayi sektörlerinde yoğunlaşır. Yani üretim yapar, üretim artar, ihracat artar, istihdam artar. Ondan sonra böyle bir model içinde özel sektör öncülük yapar ekonomik büyümeye. Altyapı yatırımları temelde kamunun sorumluluğu olmalı. Ama bu açıdan böyle bir durum yok. Bir taraftan da bu rakam açısından bilerek o rakamı verdim. Çünkü gerçekten de kamu yatırımlarının düştüğünü görüyoruz. Yani bir kamu yatırımlarında bir artış yok. Yani bütçe imkanlarıyla bunun yapılabilme imkanlarının uygun olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada ne olurdu? Kamu yatırımı programına girseydi ve devlet yapsaydı bunu, ilk anda devletin cebinden bu hastane yapımı için bir para çıkacaktı. Şimdi çıkmıyor. Ama 30 yıl boyunca devlet devamlı her sene belli bir kira ödüyor. Yani bir binayı yapacakken maliyet belli ama 30 sene boyunca devlet o yapılmış binaya bir kere yapmaktansa 30 yıl boyunca kira mı ödeyecek? Kira ödeyecek ve kira bedelleriyle şu andaki yapım bedelleri arasında 4-5 kat bir fark var. Yani Kayseri Hastanesi, Şehir Hastanesi bunun örneklerinden biridir. Çünkü biz de komisyonda da bu rakamları paylaştılar. Örneğin 650 milyon lira civarında bir portresi vardı bunun. Ama 25 yıl boyunca verilen kiraları topladığımızda 3 milyar 425 milyon liraya geliyor. Neredeyse yani 5 katı. Ha şunu deseniz, fiyat artışları olmayacak, yani kira sabit kalacak diye düşünseniz belki olabilir, normal. Zaman içinde, yani geçmişteki, gelecekteki getirileri bugüne çekiyorsunuz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İşletmeci, yüklenici buraya parayı bağladı firma. Bağlamasaydı ne yapardı? Bununla başka bir yatırım yapabilirdi. Ya da parayı bankaya yatırır, onunla faiz alabilirdi. Ama öyle bir durum da yok. Çünkü 3 ayda bir
kira bedelleri artacak. ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması kadar. Daha da vahim olan bir nokta, eğer döviz kurundaki artış ÜFE ve TÜFE ortalamasından fazlaysa döviz kurundaki artış da otomatikman olarak kiraya yansıtılacak. Şimdi biz şunu biliyoruz. Türkiye'de belli zamanlarla ekonomi belli daralmalara, belli kriz periyotlarına giriyor. O dönemlerde de bunun en ilk ortaya çıkan görüntüsü özellikle döviz kurlarındaki ciddi yükselme oluyor. Mesela 2001 krizinde böyle oldu. 2000 yılında döviz kuru 650 bin lira civarındaydı. O zaman sıfır atılmamıştı paradan. 2001 yılında kriz oldu. 1 milyon 225 bin lira seviyesine çıktı. Yani %100'lük bir artış. Yani şu anda demek ki o zaman böyle bir modeli uygulamış olsaydık birdenbire hem ÜFE TÜFE ortalaması kadar üstüne de ayrıca %100'lük bir döviz kurundan gelen kaynaklanan bir artış olacak. Bunu anlamak mümkün değil. Bunu söylüyoruz. Yani böyle bir modelde devletin yapması gereken işi özel sektörü yapıyorsunuz. Özel sektörü de belli bir takım risklere tabi kılıyorsunuz. Diğer bir nokta da şu. Sonuçta tabii bunlar büyük yatırımlar. Ve belki de özel sektör bunu yapamayacak. Dışarıdan borçlanacak, para alacak. Dışarıdan alındığı zaman da bunlara herhangi bir nedenle bu kira süreci içinde bir problem oluşursa devlet onlara el koyacak. Yani yurt dışından yani bir finansman kaynağı geldiğinde garanti bir... Hazine garantisi dediğimiz bir kapsam geliyor. Yani hazine bu borçları garanti altına alıyor. O zaman aslında bu borç özel sektör borcu değil. Savaş Bey baktığınız zaman ciddi anlamda baktığınızda kamunun yüklendiği bir borç. 2001 krizinde biliyorsunuz yalnızca kamu bankaları değil özel bankaların da borçlarının nasıl devlet garantisi altına alındığını gördük. Bu da aslında hep onu söylüyoruz. Bütün gelecek kuşakları ciddi anlamda bir borç yükü altına sokuyor. Efendim çok kısa bir ara vereceğiz. Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu da tam gün yasasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu göreve geril gelmez zaten tam gün yasasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bugün de bir açıklama yaptı. Onun detaylarına bakalım. Tekrar döneceğiz. Dün sabah itibariyle bu anlamda İstanbul'da bazı hocalarımızla görüştük. Bugün öğleden sonra Ankara'da yine bazı hocalarımızla ve rektörlerimizle görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bütün bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun dışında diğer paydaşlarımızla Türk Tabipler Birliği ile yarın görüşeceğiz. Özel sektörle pazar günü görüştüm. Yine görüşmelere devam edeceğiz. Bu süreci olabildiğince çünkü bütün paydaşlarımız bu ülkenin sağlık alanında dinamikleri olan paydaşlarımız bunların hepsini birlikte aynı hedefe, aynı hizmet anlayışına ve aynı hizmet kalitesinin standardını yükseltme bakışına taşıma gayreti. Bunun %100'ü olur mu? Bunun %100'ünü zaten beklemiyoruz. Ama ideale yakın bir ortaklığı, ideale yakın bir paydaşlığı arzu ediyoruz. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu bu açıklamaları yaptı. Meclis bahçesinden sağlık sektörüyle ilgili önemli bir başlığı daha ele alıyoruz. Tam gün yasasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın verdiği mesajlar var. Geri adım mı atılıyor şeklinde sorular da var efendim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam gün yasasıyla ilgili de çokça tartışma olmuştu. Muhalefetin sert eleştirileri de vardı. Evet, bir geri adım olduğu ortada. Zaten bunu biz aslında çok sık gördüğümüz bir, karşılaştığımız bir olgu bu. AKP hükümeti olarak belli kararlar alınıyor. Bir toplumla yeteri kadar tartışmadan, ilgili meslek örgütleriyle konuşmadan, muhalefetin meclisteki görüşlerine dikkate almadan çıkartılan yasalar sonrasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkartıyor. O açıdan eğer böyle bir tam günle, şu anda tabii bakanın açıklamalarından duyuyoruz bunu. Hocaların işte tekrar bu gerekli görüşmelerin yapılacağı ve çünkü bu anlamda ciddi anlamda bir kan kaybı oldu. Özellikle üniversite hastanelerinden ciddi yetişmiş öğretim elemanları ayrıldılar. Bu açıdan bundan bir dönüş olacağına ilişkin sinyalleri verdi Sayın Bakan. Böyle bir şey olursa elbette tabii memnun oluruz. Şimdi tam gün yasası dediğimiz şeyde aslında zaten biz eskiden beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz. Biz tam günden yazıyız ama bizim söylediğimiz tam gün yasası böyle bir tam gün yasası değil. Bir kere öncelikle Türkiye'de olması gereken sağlıkta çalışanların, doktorlarımızın ve diğer sağlık personelinin ücretlerinin yükseltilmesi. Yani onların
ücretleriyle birlikte yaşayabilecekleri, mesleğini uygun biçimde icra edebilecekleri bir sisteme ihtiyaç var. Yani bugün muayenehane sisteminin ortaya çıkış nedenleri doktorların son derece düşük ücretler almış olmasıdır. Yani aynı şekilde bu performans sistemi iyidir ama kendi içinde performansa dayalı bir sistem getirdiğiniz zaman artık ameliyat başına baktığınız hasta başına bir ücret verdiğiniz zaman bu da aslında sağlık sisteminin ticarileşmesi oluyor. Yani burada olması gereken aslında bütün sağlık personelinin, öncelikle doktorlarımızın tam gün hastanelerinde çalışmış oldu. Zaten o sistemin içinde olmayan kendi özel muayenehanesini açabiliyor, biliyorsunuz. İzleyicilerimiz de biliyor. O açıdan böyle bir sistemde onların yeniden kapsanmasına ihtiyaç var. Ama biraz önce de söylediğim gibi yani sağlık sistemini performansa dayalı bir sistemin içine oturtmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. O anlamda ücretlerin, mali hakların düzeltileceği ve onların tamamen kendilerine işte hasta bakmaya, Türkiye'nin sağlıkla ilgili problemlerin giderilmesine bir meslek mensubu olarak adayacakları bir yapıyı ortaya koymaya ihtiyaç var. Şeyle ilgili biraz önce yerde kaldı, hazine garantisiyle ilgili şunu söyleyeyim. Hazine garantisi veriliyor. Bu tabii şu demek, bu bir koşullu yükümlülük. Yani şu anda bir yükümlülük yok ama bu 30 yıllık süre içinde herhangi bir nedenle bir problem ortaya çıkarsa hazine bu borçları yükleniyor. Yani devlet bunu yükümlenecek. Yükleniyor. Maliye literatüründe bir yaklaşım vardır. Kuşaklar arası bütçeleme yaklaşımı diye. O da şu, yaptığınız, aldığınız herhangi bir kararın yalnızca kısa vadeli etkisinin göz önünde tutulmaması, onun orta uzun dönemde de ne getireceği, ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağının da dikkate alınması gerekir. Yani bugün sorunu çözüyoruz ama gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza çok yüksek borç yükü eğer bırakacaksak, bu aslında bizler için de çok büyük bir problem kaynağı olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim isterseniz. Buyurun son bir cümleyle alalım. Çünkü önemli bir gündem maddesi daha var. Ona geçeceğiz. Sonrasında konuşalım aslında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısına koyduğumuz muhalefet şerhi de kitap haline geldi. Kitaplaştırıldı. Burada da Türkiye'nin tüm ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin kapsamlı eleştirilerimiz yer almaktadır. Çok teşekkür ediyoruz. Onu bir başka gün yine ele alacağız mutlaka. Tabii ki siyaset gündeminde özellikle çözüm süreciyle ilgili mesajlar var. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da kürsüde önemli mesajlar veriyor. Şimdi kameralarımızı BDP grup salonuna çekiyoruz.